Λογήθηκαν ενώπιον του κακουριού δικείου. Ο Νίκος Μεταξάς είναι ο πρώτος Κύπριος κατά σειροήν δολοφόνος. Ο οποίος από σήμερα εκτεί τη μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε ποτέ. 5 φορές ισόβια και 2 συντρέχουσα ισόβια είναι η ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Serial killer, 35-year-old Greek Cypriot man is in custody. He's admitted to killing 7 female migrants. The focus of the search for the bodies is centered. Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Belki bugün hiç tahmin etmediğiniz bir yere gideceğiz ve yine oranın ilk seri katilini anlatacağız. Bugün Kıbrıs'a gidiyoruz. 2019 yılında Kıbrıs Rum yönetiminde bir seri katil ortaya çıktı. Bu seri katil eski bir askerdi. İşlediği cinayetler gölde bulunuyordu. Arka arkaya bulunan bedenler daha önce hiç böyle bir şey yaşanmamış Kıbrıs bölgesinde insanları iyiden iyiye korkutuyordu. Cinayet serisi 14 Nisan 2019'da Kıbrıs Rum yönetiminin Mitsero bölgesinde terk edilmiş bir maden kuyusunda 38 yaşındaki Filipinli Mary Rose Tiburcio'nun cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı. Adaya çalışmak için gelen Mary Rose ve 6 yaşındaki kızı Sierra Grace yaklaşık 1 yıldır kayıp listesindeydi. Mary Rose'un cesedi bulunmuştu ancak kızından hala haber alınamıyordu. Polis Mary'nin sosyal medya ve telefon kayıtlarını inceleyerek Rum Milli Muhafız Ordusu subayı Nikos Metaxas'a ulaştı. Suçunu itiraf eden Metaxas, Mary Rose'la sahte hesap açtığı Bado isimli arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığını ve görüşmeye karar verdiklerini anlattı. Görüşmeye kızıyla birlikte gelen Mary ile cinsel ilişki yaşadıktan sonra onu boğarak öldürdüğünü, genç kadının cansız bedenini de taşırken onu görmemesi için Sierra'yı da öldürdüğünü itiraf etti. Küçük kızın ayağına taş bağlayarak kuyu yakınındaki göle attığını söylemişti bu seri katil. Aynı arkadaşlık sitesinde 2018 yılının Haziran ayında tanıştığı 28 yaşındaki yine Filipinli Arian Palanos Lazano'yu da boğarak öldürdüğünü ve aynı kuyuya attığını söyledi. Bu itirafların ardından bölgede arama çalışmalarını arttıran Rum polisi katil Metaxas'ın söylediği kuyuda ikinci cesede de ulaşmıştı. Ancak küçük Sierra'nın cansız bedeni hala bulunamamıştı. Cesetler aranırken Rum polisi ağır suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Kayıp ihbarı yapılan yabancı uyruklu kadın vakalarını soruşturmamakla suçlanıyorlardı. Kamuoyunda büyük yankı bulan olaylar sebebiyle Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı görevinden istifa etti. Eski bakan açıklamasında olaya ilişkin sorumluluğu bulunmadığını belirterek siyasi hassasiyet sebebiyle istifa ettiğini belirtti. Ayrıca Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, polis genel müdürü Zakaryas'ı da görevden aldığını duyurdu. Bu siyasi kargaşalar sırasında devam eden arama çalışmaları sonucunda askeri atış alanının yakınlarında 35 yaşındaki Nepal vatandaşı Asmita Katka Bistan'ın da cesedine ulaşıldı. İşler gittikçe daha da karışıyordu. Sorgusu devam eden seri katil Metaxas, 3 kurbağanı öldürdükten sonra bavula koyduğunu ve göle attığını, bavulların dibe batması için de cesetlerin yanlarına taş koyduğunu itiraf etti. Rum Politis gazetesinin edindiği bilgilere göre Metaxas itirafı sırasında kadınları öldürdükçe kendimi daha iyi hissettim ve tekrar yaptım. Yakalanmasaydım onları öldürmeye devam edecektim ifadelerini kullandı. Bu itiraflar üzerine Kırmızı Göl'de araştırmalarını genişleten Rum polisi ilk bavulu buldu ve Kırmızı Göl'deki ilk cesede ulaştı. 36 yaşındaki Romanyalı Livia Florentina Bunea. Kontroller yapıldıktan sonra Livia'nın adının önceden bahsettiğimiz kayıp listesinde olduğu sonucuna varıldı. Ancak genç kadın listedeki tek kayıp Bunea değildi. 8 yaşındaki kızı Elena Natalia Bunea da o listedeydi. Kayıtlara göre Romanyalı anne kız Eylül 2016'dan beri kayıptılar. Ta ki cansız bedenleri bulunana kadar. Devam eden araştırmalar sonucu Kırmızı Göl'deki ikinci bavul bulundu. Bulunan bavulun içindeki kemik kalıntılarının adli tıp uzmanları tarafından incelenmesiyle küçük Elena'ya da ait olduğu tespit edildi. Kırmızı Göl'de bulunan üçüncü cansız beden 29 yaşındaki Filipinli Marisar Valdez'e aitti.
bavulun içinde çürümüş olan bedenin ellerinin ve vücudunun iplerle sarılmış olduğu açıklandı. Olay yerinden bilgi veren yeni Rum Polis Genel Müdürü, 42 yıllık görev hayatında ilk kez böyle bir vahşet gördüğünü söyledi. Böylece geriye bir tek küçük Sierra Grace'in cansız bedeni kalmıştı. Dalgıçlar göldeki arama çalışmalarını sürdürürken dalgıç Pambus'un şefi Edward'a telsizden seslenmesiyle son cesedinde bulunduğu anlaşılmıştı. Küçük Sierra'nın da gölden çıkarılmasıyla Nikos Metaxas'ın tüm kurbanları bulunmuş oldu. Kurbanlarından 36 yaşındaki Livia Florentina ve 8 yaşındaki kızı Elena 13 Haziran 2019'da adanın Rum tarafında Lefkoşa'ya bağlı Aredio köyünde toprağa verildiği ve cenaze törenine katılan Rum Polis Genel Müdürü tabutların başında beklediği basına verilen bilgiler arasındaydı. Rum polisi çok acı bir süreçten geçmişti. Lefkoşa'da görülen mahkemede Nikos Metaxas suçunu itiraf ederken şu cümleleri kullanarak özür diledi. "İtiraf etmeliyim ki artık kimseye zarar vermeyeceğim. Kurbanların ailelerinden ve kurbanların ruhlarından özür diliyorum. Kıbrıs halkından özür dilerim. Çocuklarımdan ve ailemden özür dilerim. Belki bir nebze merhem olur." Büyük bir eziyet yaşadığını söyleyen Metaxas bunu unutmak istediğini söyledi. Kıbrıs halkı aralarından birinin nasıl bu noktaya ulaştığını belki kendileri de merak ediyordur. Aynı soruyu o da kendisine sorup ama cevap bulamadığını aktardı. Öte yandan cinayet serisinin ilk ortaya çıkışından dava sonucuna kadar eylemlerini sürdüren halk, kayıp kadınların aranmamasını büyük bir sorumsuzluk olarak görüyordu. Ailelerinden uzakta, geçim derdinde olan bu kadınların himaye edilemediğini savunuyor. Ayrıca davası hakkında kapsamlı bir çalışma yapmak için bilimsel ekibinde emrinde olduğunu söyledi. Davanın ilerleyen günlerinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi seri katil Nikos Metaxas'ı 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Evet, bu videoda Kıbrıs'taki bir seri katil izledik. Bu Kıbrıs'taki seri katil de Kıbrıs'ın ilk seri katili olarak geçiyor tarihte. Ve daha yeni 2019 yılında oldu. Bu olayın bu kadar sükse yaratmasının en büyük sebeplerinden birisi Kıbrıs'ın bir ada ülkesi olması. Ve ada ülkelerinde olduğu gibi buralarda suç oranının çok düşük olması. Suç oranı bu kadar düşük olan bir yerde bile seri katil çıkabiliyor mu sorusunun cevabı işte bu anlattığımız karakterdi. Evet, demek ki çıkabiliyormuş. Yine dünyanın ilk seri katillerini öğrenmek istiyorsanız abone ol butonuna basabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.